Şimdi tabii kimi seyirci diyebilir. Hani Ronaldo'nun durumunu ısıtıp ekrana getiriyorsunuz diye, ama hayır, bugün Metin Öztürk bir açıklama yaptı bu Hatta konuyla ilgili. şöyle söyleyeyim, şunu da diyebilirler. Medya mensupları sürekli gündeme getiriyor. Kimse sormadı bu arada medya mensupları. Orada Sponsorum. sponsor şirketin yetkilisi, zaten Galatasaray taraftarı, kendisi sordu bunu. Yani kimse demesin medya mensupları bunu gündeme getiriyor diye. Evet, bu detayı vermen de güzel oldu. Yani Türk medyasının gündeme getirdiği bir durum değil. Zaten geçen hafta dış basın kaynaklı bir haberdi. Bugün sponsorluk basın toplantısında bakalım Sayın Metin Öztürk ne söyledi bu konuyla ilgili. Evet, bu sezon için gündemimizde yok dedi. Yani gelecek Aslında yıl gündemine alınabilir mi? bir açık kapı bırakmış olabilir. Şimdi sanki Galatasaraylı yöneticilerin Ağustos sonu, işte bu transfer dönemi ne zaman bittiyse, 8 Eylül. 8 Eylül, sanki böyle bir temas kurdukları biraz böyle ortaya çıkmış gibiydi Ya Emre. temas şöyle kuruldu. Şimdi böyle uçup kaçmayalım yani. Ronaldo ile masaya oturdu, para pazarlığı yaptı, yıllık ücret pazarlığı yaptı değil. Nabız yoklandı derler. Ama şöyle bir avantajımız var ya bizim. Zaten transfer dönemi o yüzden 8 Eylül'e kadar uzuyor. Avrupa'da transfer kapanıyor. Ondan sonra biz böyle bir pusuda bekliyoruz Türk takımları olarak. Galatasaray da zaten transferlerinin 5 tanesini o süreç içerisinde yaptı. Ronaldo'nun da orada durumu belirsizdi. Galatasaray acaba böyle bir şansımız olur mu diye çok küçük bir nabız yoklaması yaptı, ama olmayacağı çok zaten aşikardı. Özellikle yıllık ücretler konusu, işte oyuncunun kazançları falan filan, bir sürü detay var tabii, ama Galatasaray'ın böyle bir niyeti oldu. Hatta hatırlayın, Erdem Bey yaklaşık bir hafta 10 gün önce Galatasaray TV'de bir yayına katıldı. Orada transfer süreciyle ilgili bazı şeyleri açıkladı. Orada şöyle bir ifade kullandı. Biz dedi, hayal olan oyunculara da zaman zaman gittik. Biz dedi, hayalimize hudut çizmiyoruz. İşte onlardan bir tanesi Ronaldo'ydu. Hazard için temasta bulundu Galatasaray. Yani illa olacak, transfer edeceğiz diye değil, ama bir şansını denedi birçok isim için. O yüzden zaten hala Ronaldo ismi konuşuluyor. Bugünkü durumuna da bakıyoruz. Çok iç açıcı değil açıkçası Ronaldo'nun mevcut durumu. Hatta geçtiğimiz hafta biraz böyle kendi kariyerine yakışmayacak durumlara düştüğü anları gördük Cristiano Ronaldo'nun. Ha, olur mu önümüzdeki sezon için? Galatasaray yine eğer şartlar oluşursa, Ronaldo'nun muhtemeldir ki önümüzdeki sezon ayrılma durumu söz konusu olacaktır. Şartlar biraz daha uygun hale gelirse masaya oturma durumu olabilir. O zaman belki aynı masaya oturulabilir yani. O masaya daha oturulamadı ama. Uygundan kastımız nedir? Hani rakam verecek olursak yıllık kazancı 100 milyon dolar civarında toplam, hani imaj hakları ile birlikte. Bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa düzeltirsen sevinirim, yıllık maaşı da 29,6 milyon pound. 600 milyon TL yapıyor. Doğru. Ronaldo Ama daha bizim Türk yöneticilerin pazarlık tekniğiyle tanışmadı. peki şu da olabilir. Hani Ronaldo'nun sponsorları da var. Yani Tabii ki. onlara da bir sormak zorunda kalacak belki. İşte Birçok noktada tabii ki. şampuan var, bir sürü hani dünya çaplı marka var. Şu anda reklam olmasın diye dile getirmiyorum. Hani o da var, ama belki de şu da hani olabilir. Geçen hafta ben böyle dedim. Sevgili Gürcan Bilgiç, fazla zorluyorsun dedi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ronaldo şu anda çok mutsuz görünüyor Manchester United'da. Yedek kulübesindeki o halleri, çıkış tünelindeki halleri. Belki o sevgiyi bulabileceği, hani böyle yeniden hak ettiği saygıyı, sevgiyi bulabileceği bir yer olacağı için Türkiye'yi tercih edebilir Abi mi birçok diye birçok benim yerde aklıma geliyor. birçok yerde bulur bence Ronaldo sevgiyi, ama Yani. Ama Türkiye daha başka. Biz daha bir duygusalız yani. Sevgi mi para mı? Anket. Zaten anket yapar mısın? Sevgi mi para mı? 100 milyon euro, 100 milyon dolar diyor Yusuf abi. Ya şimdi Ve post başına 10 milyon euro falan alıyor. peki Attı öyle bir Instagram anket postuna. açılsa hangisine tıklarsın? Ben Sevgi mi para mı? Tamam, para dersin. Sen sabaha kadar para değil mi? Sabaha kadar para. Sabaha kadar para. Yani ben sevgiyi bulduğum için para, yani eksik Bizi olanı topa alırım. sokuyorsun şu an Eksik Yusuf olanı abi, alırım. yapma. Bizi Eksik topa olanı sokma. alırım. Tamam. Sen Bu ne kadar dersin? basit. Çok zor soru be. Zaten bunu Yani diyorsan abi bence cevabın biraz belli. Çok ne zor para mı soru diyorsun. diyeceğim diyorsun. Net yani. Sevgi mi para mı? Gözlerime bak. C hiçbiri Hayır. Sevgi mi para mı? Gözlerine niye bakıyorsun? Para para, tamam Tamam, para. para. Doğru, bizde o vardır. Bizde o Sen gözlerime sevgi. bak olayı. Sabaha kadar sevgi. Sevgi. Ama bulmuşsun zaten. Hani artık Abi ben bizde ihtiyacım olanı alırım ya bu saatten sonra. Ama bir dakika. Biz hani birbirimiz için deriz. Ronaldo için hangisi? Zaten Ronaldo da bulmuş Ronaldo da abi var. sevgi Evet. işte. O da Yani kasasında sıkıntı. onun Bir şey söyleyeceğim. hani bu stüdyo kadar parası Şimdi vardır yani. bu kadar büyük bir pazarlama ürünü olan kişi
herhalde pazar olarak da tercih eder. Yani şimdi ülke olarak, sevgi olarak bakmıyorum olaya. MLS'e gitme ihtimali varsa herhalde Amerika pazarına açılıp orada belki daha fazla gelir elde etme. Orada da sevgiyi görür. Abi ben parayı tercih ederim. Para geldiği zaman sevgiyi de çok güzel bulurum. Ondan çok emin olma. Şimdi şöyle yapalım. Amerika'da daha önce büyük yıldızlar tabii oraya gitti. Örnekleri var. Tamam, Türkiye'de geldi de. İşte Beckham'lar, hani bir sürü yıldız dünya çapında, hani aşırı bizi aşacak yıldızlar oraya gitti. Amerika daha yakın ihtimal gözüküyor. Anket diyoruz deminden beri, birçok konuda anket yapıyoruz. Ama asıl anketimize bir dönelim. Eğer hazırsa Tolga'dan ben rica edeyim. Halkımız. Aa, bir dakika, fark kapanıyor. Halkımız. Weghorst %59. Halkımız. Sercan Dikman halkımız diyor. Halkımız telefonlara lütfen. Batshuayi %41. Az önce büyük retweet bir fark ettim. Vardı. Şimdi fark tabii, biraz kapanıyor. Retweet dengeledim. Çünkü Sercan retweet etti. Ben ilk senin anketini... Ben retweet yaptım. Ben bir şey söyleyeceğim. İlk anketi sen açtın. Bu, evet, ilk Twitter ben açmıştım. Kuralı böyledir. İlk anket açılan kabul edilir. Senin anketinde de Michy Batshuayi önde. Emre ile biz öndeyiz demek ki. Sercan'cığım özür dilerim. Yok, estağfurullah abi. Bu... Yalnız şimdi... Sercan anketi RT'ledi. RT'lemedim. Alıntılayıp sabaha kadar Weghorst yazdım, evet. Twitter'da. Da aynı şey işte. Sabah. O derece yani. Orada Beşiktaş anketi. Bir öne çıktı. Weghorst %60 küsürlerdi. Ama şimdi Yusuf Kenan da RT'ledi. Ama benim daha az takipçim var Sercan'da. Daha az etkileyim. Yani onun etkinliğine mesela ulaşamam senin, zaten. Senin bakacağız. Az olabilir ama ona bakacağız. Benim etkisizliğim. Hayır, senin az ama etkilidir abi. Ona bakacağız. Şimdi şu anda fark kapanıyor. Tamam, dursun, program sonunda bir kere daha bunu gündeme getirelim. Şimdi Ronaldo diyorduk, ihtimalleri konuşurken açık kapı sezdin mi sen bu açıklamada? Mesela şunu deseydi Metin Öztürk, hayır böyle bir futbolcuyu hani alamayız, Türkiye'de kimse alamaz, böyle bir gündemimiz yok demedi. Bu sezon gündemimiz yok demesi sanki önümüzdeki sezon belki olabilir diye düşündürdü insanları. Vallahi yine Erdem Bey'in daha önce yaptığı bir açıklama, transfer döneminde İsteyip alamadığınız oyuncu var mı diye soruldu. Bir tanesi, iki isim var ama söylemeyeceğim dedi. Çünkü ilerleyen dönemde temasta bulunabiliriz dedi. Hmm. Bunlardan bir tanesi Eden Hazard'dı ki bizzat kendisi bunu bize söyledi daha önce. Yani konuştuk. Mesela Belotti'den bahsetti. Belotti çok gündem olmuştu. Biz Belotti için girişimde bulunduk ama masaya bile oturamadık dedi. Yani teklifimizi ilettik ama oyuncunun farklı bir planı vardı. Masaya bile oturamadık dedi. Bu tip süreçler oluyor. Hiç istemedi Türkiye'ye gelmeye Belotti. Yani Roma'ya gitmese zaten Torino'da kalacaktı oyuncu. Farklı bir planı da yoktu. Ya tabii Ronaldo şimdi çok büyük bir isim. Yani futbol tarihinin herkesin gönlüne göre bir adım önde olanı vardır. Messi ya da Ronaldo Messi tarafında. Messi mi, Ronaldo mu? Ronaldo. Sabaha kadar mı? Yok, şimdilik Ronaldo. Yok, bence de Ronaldo. Yani şöyle, tabii ki Messi daha iyi futbolcu. Bir teknik direktöre sorsanız Messi'yi mi alırsın, Ronaldo'yu mu alırsın diye. Ama ben basın mensubu gözüyle bakarak, bir sunucu gözüyle bakarak Ronaldo'nun daha renkli, bize daha çok malzeme vereceğini düşünüyorum. O yüzden yani futbol sever o gelsin sordum. İsterim. Anladım. Sen Messi'ci havası var sende. Futbol sever Hayır, olarak baktın. Yusuf Kenan'a göre hangi oyun sistemine göre? Eğer başka Messi. Net söyleyeyim yani. Messi. Evet. Sercan Dikme. Abi Samet Hoca'nın bir sözü aklıma geldi ya. Messi mi Olcay Şah mı deseler Olcay derim. En azından onun Kayserili olduğunu biliyorum diyor ya. Bu çok bence şey bir tartışma ya abi. Annen mi baban mı? Hani hangisini daha çok seviyorsun, evet, sorusu gibi bir soru eşit, aslında. Ya çok eşit benim için. O yüzden ben sorduğum için geri alıyorum soruyu. Eşit ben, mi diyorsun? Benim için eşit yani. Ben ikisini de çok seviyorum. Ama hakikaten gelse... biraz o gereksizlikte yani. Evet evet. Messi, yani ikisini de izleme şansına... sahibiz bence. Öyle bir nesiliz, evet. Mesela çok yani. Bir öncekiler Maradona'yı daha rahat izlemişler. Evet. Daha çok bol bol izlemiş. Bizim işte biraz çocukluğumuza falan denk geldi Yusuf Kenan'la. Biz kötü dönemine denk geldi. Ama nedense hiç denk gelmedi. Şimdi düşün, yani hep bu soru konuşuluyor ya abi. Bunu düşündüğümde hep benim aklımda şu var. Ronaldo, bu söylenir zaten benim açımdan da böyle. Ronaldo hep çalışarak bir yere geldi. Messi Allah'ın bir lütfu. Bir yeteneği değil yani, yani değil tabii ki Messi de şey açısından Ronaldo'nun meselesi de yanlış aksettiriliyor. Tabii yani bir ayrım yapmadan daha fazla bence burada yani, en azından bu iki futbolcu çalışarak bu yeteneğe varılmaz yani ya. Hani yok şu anlamda. Ronaldo'nun Sporting ve Manchester'daki ilk yıllarını izlememiş insanlar bunu söyleyebilir. Ronaldo çok büyük bir yetenekti. Olağanüstü bir yetenekti. Tabii. Futbol topuyla yapabileceklerinin sınırı olmayan oyunculardan birisiydi. Hatta o spor firmasıyla çekilen reklamlarda yaptığı hareketler, Brezilya, Portekiz reklamı vardı. Dünya Kupası için miydi hatırlamıyorum. Yani bu tür şeylerde Ronaldo'nun hep
teknik kapasitesi ön plana çıkartıldı. Neden Messi daha yetenekli deniliyor onu ben hala çözebilmiş değilim bu arada. Ronaldo da olağanüstü bir yetenek. Yetenekten kastım şöyle abi. Daha çok adam eksiltip çalım atabilir. Evet evet o yüzden. Ya yoksa güç peki. Mevki değişti ama ya. O biraz değişti. Merkeze kaydı o yüzden. Güç. Hangisi daha güçlü? Ronaldo güçlü dersin. Messi güçlü diyebilir misin? İkisini kıyasladığında abi. Messi'yi de yıkamıyorsun yani. Evet. O da adam o kadar iyi basıyor ki yere. Tamam Ronaldo'yla Messi omuz omuza gidiyor. Kim yener? Bugün... Kim döver? Kim döver? Bugünkü tartışma. Nereye doğru gidiyorlar? Nereye doğru gidiyorlar abi? Nereye gittikleri önemli. Nereye gittikleri önemli. Kiminle gittikleri önemli. Niçin gittikleri önemli. Sercan şimdi. Peki. Şimdi o zaman bu Ronaldo tartışmasını Ronaldo'da noktalayalım. Şöyle bir denklem vardı sene başında. Hep transferle ilgili konuşulurken Ronaldo tarafından yansıyan haberler Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı tercih edeceği yönündeydi. Seneye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olabilir. Ha, böyle bir kriterler de vardı abi. Böyle bir durum söz konusu olabilir ama tabii Ronaldo'nun önümüzdeki sene kriterleri aynı olur mu? Şimdi onu kestirebilmek kolay değil. Yani telaffuz edilmesi bile güzel. Az önce 103 golden bahsettik. 103 gol hedefinden. Bence yani ihtimal olarak Fenerbahçe'nin 103 golü kırma ihtimalle Galatasaray'ın Ronaldo'yu transfer etme ihtimali biraz birbirine yakın. Of. Bu çok ağır olmadı mı ama?